Şehri gündem programı olarak turumuza Konya'nın güzel ilçesi Akören ile devam ediyoruz. Akören Belediyesi'ni ziyaret ediyoruz. Yanımızda Akören Belediye Başkanı Sayın İsmail Arslan Beyefendi var. İsmail Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii, ben 1971 yılında Akören ilçesinde dünyaya geldim. 8 çocuklu reşber bir babanın en küçük çocuğuyuz. 1990 yılında devlet memuru hayatına atıldık. 29 yıl devlet memuru yaptıktan sonra doğup büyüdüğüm Akören ilçeme hizmet için 2019 mahalli yerel yönetimlerde, seçimlerinde aday oldum. Rabbim bu makamları da bizlere nasip etti. Önemli olan doğduğumuz ve borçlu olduğumuz bu ilçemize hayırlı hizmetler yapmak. İsmail Bey, projelerinizden bahseder misiniz? Akören tabii ki 19 Haziran 1987 ve 3392 sayılı kanun ve kararname ile ilçe oldu. İlçelik vasfını o zaman kazandı esasında. Biz burada en büyük sorunun İslam olduğunu biliyorduk. Burada İslam yaratabilmek adına bir organize sanayi bölgesi yoktu. Çalışmalarımız İslam yönünde, biz bir tekstil atölyesi kurmaya çalıştık ve tekstil atölyesini de kurduk. Öte taraftan Göçe Umut Projesi adı altında Konya genelinde 7 ilçe merkezli, Akören merkez olmak üzere, işte Güney Sınır, Hadim, Taşkent, Bozkır, Akören, Ahırlı, Yalıyük ve Akören merkezli Konya Kalkınma İşletme Kooperatifi kuruldu ve şu an 70 çadırla devam eden mantar seraları kuruldu. Burada aşağı yukarı 70 aile mantarcılıkla uğraşıyor. Diğer taraftan tabii ilçemizin daha önceki belediye başkanımız tarafından ilçemize kazandırılan değirmenimiz vardı, un değirmenimiz. Onu ilmek ilmek işleyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Burada bir kütüphane eksikliğimiz vardı. Bunu da KOPA proje sunduk. KOP destekli ve Akören Belediyesi'nin de eş finansman sağlayarak burada bir kütüphane kurduk. Gelir düzeyi düşük ihtiyaç sahiplerine kılık kıyafet yönünde giysileri hazırladık. Yakın zamanda da onu ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunacağız. Allah nasip ederse. 1.7 kilometrelik bir soğuk asfalt çalışması yapıldı Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından. Aynı zamanda ilçemizin ana yolları vardı. Oraya da 2 kilometreye yakın bir sıcak asfalt yapıldı. İşte Alan Mahallesi'nde su sıkıntısı vardı. Oraya bir Konya KOSGİ Genel Müdürlüğü tarafından hemen hızla bir sondaj vurularak oradan Rabbim bize su ihsan etti. Onu da Alan Mahallesi hemşerilerimizin hizmetine sunduk. 60 tonluk bir dijital kantar yaptırarak çiftçi hemşerilerimize hizmetine sunduk. İşte bizim Dolukuyu mevki dediğimiz mevki de 2300 metrekare alana çimlendirme yapıldı. Vatandaşlarımızın düğünü kınasında kullanılmak üzere 2800 metrekare alana kır düğün salonu yapıldı. Allah razı olsun, yani belediye personeli gece gündüz demeden, hafta sonu demeden onu değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunabilmek adına çalıştık. Düğün salonunu yaptıktan sonra pandemi çıktı, sıkıntı oldu falan derken biz bu pandemide kısıtlamalar neticesinde yalnız yaşayan veya büyüklerimiz olup yemek yapamayan, işte çarşıya pazara çıkamayan, ekmek alamayan büyüklerimize hizmet olsun diye belediye personelimizle beraber onların günlük yaşelerini, ekmeklerini evlerine kadar götürdük, ulaştırdık. Pazar ihtiyaçlarını gördük, evlerine kadar ulaştırdık. Aynı zamanda Vefa grubu olarak kaymakamlık ve diğer daire amirleri tarafından vatandaşlarımızın hizmetini görmeye çalıştık. 2020 yılının Ramazan ayında şöyle bir karar aldık. Dedik ki bu büyüklerimiz, bizim ecdadımız. Şimdi İstanbul'da, Ankara'da, Konya'da çalışan, devlet memuru olup da anne babası burada olup aklı burada kalmasın diye Ramazan'la biz sıcak yemek çıkartarak bir çorba, ana yemek ve yardımcı yemek olmak üzere sefer taslarıyla belediye personelim
onların iftariyeliklerini dağıttılar. İnanın çoğu personelin belki iftarını evde çoluk çocuğuyla açamadı. Onların güler yüzünü gördükçe personelim inanın iftarı kendi aralarında ezan okunduktan sonra toplandılar, dağıtımdan sonra kendi aralarında açtı. Onlara müteşekkirim. Allah razı olsun. Meydanımız vardı. O meydan yıllardır havuz yapılıyordu, olmuyordu. Çiçek dikiliyordu merkezde. Biz oraya 30 metre uzunluğunda şanlı bayrağımızı oraya diktik. Oraya bir şehitlik anıtı yaptık ve Akören ilçemize bağlı bütün mahallelerde yaşayan, ahirete intikal etmiş tüm şehitlerimizi Allah'tan rahmet, ailelerine de sabrı cemiller niyaz ediyorum. Onların isimlerini orada yaşatmak adına oraya bir şehitlik anıtı yaptık. İsmail Bey, Akören Belediye Başkanı olarak ileriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Akören ilçemizde 160 dekarlık bir alana şehitler mesire alanı olarak Orman Genel Müdürlüğü'ne müracaat ettik. Orayı hızla olurları toplandı. Şu an görüş bekliyoruz. Genel Müdürlüğümüzden yakın zamanda o da inşallah olumlu yönde gelecek. Geldikten sonra da o mesire alanını halkımızın hizmetine sunacağız. Akören'in sırtı Toroslara dayalı. Orada bir yol çalışması yapıldı. 27 kilometre ve Antalya yoluna bağlandırma projemiz. Antalya'ya bağlandırma projesini gerçekleştirmek üzere sayın vekillerle iletişime geçtik. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Mecliste de önerge verildi. Onun için vekillerimiz uğraşıyor, biz de uğraşıyoruz. Bu yolu açtırabilirsek Akören'in gelişme noktasında çok hızla yer alacağını düşünüyorum. İşte devlet hastanesi binamız var. O da şu an Sağlık Bakanlığı'nda bekliyor. İnşallah 2021 yılında ihalesi yapılarak hızla yapılıp inşallah bizim dönemimizde halkımızın hizmetine sunulmuş olur. Ağdam Mahallesi'nde mesela daha önce yapılmış ama kullanılmayan sulama projesi var. Kısıl kalmış. Onunla ilgili çalışmalar yürüteceğiz. Allah izin verirse inşallah. Ağdam Mahallesi'ndeki hemşerilerimizin Arpalı mevkisindeki oradaki arazilerini sulama noktasında KOPA proje hazırladık. Onu sunduk. Ona devam ediyoruz Allah izin verirse. E-Belediyecilik şimdi 31 ilçede olan Konya'da Akören ilçesinde eksikti. Onu hızla bir program dahilinde Akören Belediyesi'ne kazandırdık. İsmail Bey, belediyenizin yapmış olduğu güneş enerjisi projenizden bahseder misiniz? Güneş enerjisi projesi inşallah şu an İller Bankası Genel Müdürlüğü'nde beklemekte. Bazı prosedürler var, onun eksikleri var. Onu tamamlamaya çalışıyoruz. Bizden önceki dönemde hazırlanmış olan bir projeyi inşallah bizim dönemimizde biz önceki belediye başkanımızın bırakmış olduğu bu projeyi gerçekleştirmek bizlere nasip olur inşallah. İsmail Bey, Tokyo ve Kapalı Pazar yeri projelerinizden bahseder misiniz? Benden önceki 3 dönemde de 3 belediye başkanı birer TOKİ yapmış olacak. Allah nasip ederse ilçemiz halkına kazandırmış olacağız. Tabii 3. etap TOKİ 212 konuta çıkarıldı. Orada daha önce yapılmış olan 2. etap TOKİ ile beraber oraya bir de büyük bir cami yapılıyor. Allah izin verirse ben TOKİ Genel Müdürümüze ve Bakanımıza buradan teşekkür ediyorum. Pazar yeri için de Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay Bey'e ve Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pek Yatırımcı Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Evet, buraya daha önce Uğur Başkanım zamanında protokol yapılarak buraya Büyükşehir Belediyesi tarafından bir kapalı pazar yeri yapılmış. 2600 metrekare alan içerisinde. Biz de göreve geldikten sonra çevre düzenlemesini yaparak halkımızın hizmetine sunduk. İsmail Bey, son olarak neler söylemek istersiniz? Tabii ben ilçemize gelerek ilçemizde neler olduğunu öğrenmek istediğinizden ve TGRT televizyonunun buraya da sizleri ağırlamaktan ben Akören hemşerilerimiz ve belediye başkanı olarak
sizlere şükranlarımı sunuyorum. TGRT ailesi olarak Allah sizlerden razı olsun. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun.